Selamlar. Yeni bir günden, bir pazar gününden merhaba. Yani gerçi buralarda olunca günün cumartesi veya pazar olması çok bir şey değiştirmiyor. Yani yapılacak iş gene aynı. O yüzden iyi pazarlar dileyeyim sizler için. Biz de şehirdeyken pazar günleri bizim için mühim oluyordu. İşte pazar kahvaltısı, işte pazar bir şeyi böyle sürekli isimler verirdik. Ama tabii burada her gün aynı. Yani hayvanlar cumartesi, pazar ya da salı dinlemiyor. Durumumuz böyle. Bugün ilk cemre düşmüş havaya. Yavaş yavaş bahar geliyor. Arada burada havalar bozsa da yani sıcaklığından, genelin sıcaklığından, son 10 günün ortalama sıcaklığından baharın geldiğini anlayabiliyoruz. İlk Cemre ile birlikte Melda da bugün düştü. Ayağını burktu. Ayağını sardı onu kremleyip. Mantarımız orada duruyor. Bu arada yani evet biraz bahçede daldık ama yani şu alan bizim değil. Aslında bu yolda bizim değil. Yani bizim sınırımız tam şu duvarla gibi bir şey aslında. Yani burası başka bir komşumuzun arazisi. Burada da mısır silajları vardı. Büyükbaş hayvancılık yapıyorlar onların yemleri. Hatta şurada da var bir silaj. Bura bitti. Orayı kullanmaya başladılar. Şimdi Melda da ayağını burktuğu için bir şeye ihtiyacı olur diye evden çok uzaklaşmadım. Evin önüne getirdim. Onlar da şu bölgedeki yeşillikleri yiyince bugün baya 1,5 saatte doydular. Sabah da yemişlerdi yoncalarını. Şimdi hareketlendiler bir. Dilimiz burada. Saadimiz Melda'nın kucağında. Geçmiş olsun hanım. Teşekkürler. Ne Bir oldu şey ayağınıza? yok ya. Ya nazarlara geldi. Ya Lili ile Suzi böyle yolda minik minik oyuklar açıyor kemiklerini saklamak için. Benim de ayağım alışkındır dönmeye, burkulmaya. Öyle o deliklerden birine ayağım denk geldi, burkuldu. Öteki dizimin üstüne düştüm, dizimde yara oldu. Şimdi gidiyoruz ama o an. Öyle evet, o an bayağı köpekler falan da panik oldu. Evet. Ondan sonracığıma işte öyle ne yapayım, sargı bezimiz zaten vardı alışkın olduğum için, dediğim gibi işte sürdük merhemi, sardık, oturuyoruz ya, ne yapalım, Evet. bugün biraz otururum, Bugün yarın pazar gününe yaraşır bir evet, pazar miskinliği, oturuş olacak. çocuklar da çok miskin ha. Hangileri? Demin yatıyordu bunlar, şimdi Ha, kalklar sen gelince. şu bölgedeki otu temizlemişler. Hala da devam ediyorlar. Saadimiz de burada. Sadi burada. Mantar silajın orada. Gördüm onu. Ha. Heh. Gel. Gel çık. çık. Gel. Lileciğim de böyle yatıyor. Suzi buraya kendine yer kazdı. Bu da oraya yattı. Heh, şimdi Melda'nın ayağını burktuğu oyuklardan biri burada. Şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Burada da var. Ama sen tam olarak şu hani hangisine düşmüştün? Şuna. Şuna. Yani köpekler bir şeyler saklıyorlar. O yüzden kazıyorlar sürekli. İşte burası, dün kümesi taşıdık ya buraya. Hatta yumurta var bir tane şurada. Follu'nun yeni tam daha denk getirememişler. Sabah bir tane yumurta vardı, onu folluğa yapmış da bu ortaya bırakmış bayağı. Demek ki Follu'nun yerini sevmedi aslında. Follu'yu sevmemiş yerine. Bunlar da buralarda takılıyor. Yani üstünü şöyle açık bıraktım. Yani atlama zıplama olmuyor. O yüzden gölgelik tül alana kadar böyle de kalabilir. Bir tane arazi olmaya çalışan var. O da sürekli. Yani bugün iki kere yakaladım onu. Gene girmeye çalışırken köşeye sıkıştırıp. Şu beyazlardan biri hatta sürekli çıkacak yer arıyor. Ama güzel oldu burası. Bir eve de yakın olması güzel. Köpeklerin yattığı yere yakın, o da güzel güvenlik açısından. Bir sıkıntısı yok. Güzel çalışıyor. O yumurtayı şimdi ben oradan nasıl alacağım ama yani. Daha uzağa yapsaydın kızım. Onu bence bir sopayla falan çekeceğiz bu tarafa.
DNA'mizde bu yumurtayı oradan alacağız şimdilik. Çekil kızım, çekil. Ne oldu? Şimdi bizim koyunlar Suzi'den korkuyorlar. Suzi'ye bir iki hamle yaptılar. Suzi tersleyince, o görünce çok bulaşmıyorlar ona. Suzi de zaten onlara bulaşmıyor. Bir problem olmuyor. Sadi ile çok daha ilişki kuramadılar. Lili'yi tosladı. Şunu da şöyle alalım. Oh maşallah. Lili'ye toslamıştı anne koyun. Lili o yüzden korkuyor onlar. Yani anneden çok korkuyor. Bu arada yumurtanın boyutu da güzel. Anne koyun. Ama bu vatandaşa çok bulaşmıyor. Yanına geliyor ve gidiyor. Vallahi bak sadece rahatsız oldu. Kuzular tabi, yavrular daha çabuk doydu. Bunlar direkt yatışta. Bu vatandaş da yaramazlık peşinde. Çok o tarafa gitmesini istemiyorum. Kalan silajlar var. Küflenmiştir onlar. Onları yerse problem yaşarız. Ama gitme meyilinde bu yaramaz çocuklar. Geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Şimdi burada kalan mısırlar falan var. Bunları yemesinler. Çürümüştür. Küf biraz kötü yapıyor. Koyunlarda etkisi. Durumumuz bu. Pazar günümüze böyle başladık. Halbuki sabah ne planlar vardı? Hepsi suya düştü. Bak yumurtaya. Aa, sabah da bir tane vardı. Ha, bu beyazların. Beyazların evet. Sabah gıp gıpım vardı. Evet. O bayağı büyük ha. Evet evet. Yumurta boyları da iyi oldu. Evet. Tam verim zamanına geldiler herhalde. Ay, öteki yumurtayı da getirir misin sana zahmet? Bunu yukarı bir götürdüm dolaba. Aa, da. Aynen. Şöyle poz verecek. Böyle ver. Onu ayağına sürelim mi kırık? Yok ya. Bu kıymetli bir şey. Ayağa sürülemeyecek kadar. Senin ayağından mı kıymetli? Sade evin önünde. Mantar da şu böreğin bir bu kadar da yarısı vardı. Onu masadan alıp güzelce yemiş. Afiyet olsun. Ne diyeyim. Şimdi gidip kırıntılarını yemeye gitti büyük ihtimalle. Durum bu yani bizde. Pazar günümüz böyle geçiyor. Var mı ekleyeceğim bir şey? Ekleyeceğim bir şey bilmem. Ben bir gideyim yani yakınlarında olmak kaydıyla birkaç iş halledeyim. Tamam. Gerçi yapacağız. Düdük bıraktım sana. Düdük çalarsan gelirim ben. Hemen çalayım şöyle. Biraz çal ama. Onu duyunca ben gelirim. Ben de biraz miskinlik yapabilirim bugün. Belli de olmaz. Hep çalışacak halimiz yok ki. Bugün de böyle gitsin. Neyse. Bakalım. Yolda bir şeyler daha çekersek bugün içinde onları da toplayıp bir videoya yaparız. Şimdilik bu kadar. Şimdi saat 2 oldu. Şu yem meselesini de çekelim. Abimiz vardı. Hani yem ne veriyorsunuz merak ediyoruz. Yani aslında öyle başlamadı. Hayvanları aç bırakıyorsunuz da başladı ama çok sonra tatlıya bağladığımız bir diyalogumuz oldu. Yani onun nezdinde herkes de ne verdiğimizi görsün. Şimdi bu hayvanlar normal ağırlığının, kendi ağırlıklarının %3'ü kadar kuru madde yemeliymiş. Yani ortalama 50 kilodan alıyoruz. Yani anneye 50 kilo, 2 kuzu ve bir büyük boy kuzu, koç kuzuyu da bir koyun olarak sayıyoruz. Şimdi bunlar sabahları 2-2,5 kilo önce koyuyorum. Onu yiyorlar. Ondan sonra bahçedeki otu yiyorlar. Daha sonra normal yemle, yem ve tahılla destekliyoruz bunu. Anne emziriyor kuzuların da gelişimi için. O da şöyle. Bu kalan, yani ottan kalan ottan kalan besini de yemle takviye ediyoruz. Yani ortalama 500-600 gram gibi bir sayıya denk geliyor. Yemliğimiz yok hala. Yani sayımız az olduğu için bu şekilde baş edebiliyoruz. Şöyle göstereyim. İki tane kırmızı leğen bizim işimizi çözüyor. Zaten onlar da yani saati de iyi biliyorlar. Onun dışında kırmızı leğeni görünce de oldukça heyecanlanıyorlar. Şimdi bu yaptığımız otluk yemlik neyse buranın adı.
orada yemimizi hazırlayalım. Şimdi şu bardağı ölçmüştüm ben. 200 gram alıyor. Yani hassas teraziyle ne kadar aldığını yemide, buğdayda, mısırda ortalama 200 olarak alıyor. Şimdi önce kuzularınkini hazırlayalım o zaman. Şimdi bu yavrularımızda 200 gram buğday. Bu annemmiş. Takribi 250 gram kuzu yemi. Zaten gel. 250 gram kuzu yemi. 200 gram buğday. 380 gram da ne koydum? Mısır koydum. Anne kendi yemini çabuk bitirip bunlara salça olmasın diye. Yani bağlama. Kendini zorluyor falan. Bunun içine ben biraz da saman karıştırıyorum. En azından bunun içinde yemi ararken, yani bu samanı yemiyor bu arada, bayağı ayıklıyor. Ararken biraz daha fazla uzun kalıyor yemin başında. Diğer kuzular da yemeğini çabuk bitiriyor. Zaten arkamda şu an yiyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu anneye veriyoruz. Anneye verince annenin uzanamayacağı yere de kuzularınkini koyuyoruz. Sonra şöyle buradan bunları biraz ittiriyoruz. Hop, zaten buluyorlar artık. Tamam tamam, kıpırdamadım, hadi git. Hadi git, rahat yat. Durum bu. Evin önünde diyorum, geçiriyoruz günü. Güzel. Her şeyi burada ama şey tabi yani işimizi de imal etmiyoruz canım. İşimizi de eve iş getirmiş olabiliriz ama. Evet abi, budama sanatı. Evet. Ağaç neden budanır? Ağaç kendini güçlenmesi için mutlaka her yıl budanması gerekir. Evet. Budamadığın ağaç verim vermez. Bu da bizim zaten bir tane şeftalimiz. Evet. Bak şunu, şunu. Tamam. Dibinden bışkıyla kesiyorum şunu da. Tamam, onları bu çünkü gitmiş. Makineyi çalıştırırım. Evet. Bu gövdeden çıkan istediğimiz bunlar kesilecek. Şöyle dalların uçlarından üçer tomurcuk kalacak şekilde. Ha, uçlarından da kesiyoruz. Evet. Kenarlarından çıkan filizler kesilecek. Ya bu çatalın etrafında çıkanlar kesiliyor değil evet. mi? Uçları kalıyor. Uçlarında böyle ikişer tane bırak. Bak şimdi şunu da 1, 2, 3 tane bırakabilirsin. Şu uçlarını, kenarlarında küçük çırpırları, onları temizleyeceksin. Şöyle şunu, şunu, şunu. Uçtaki sürgünler eski mi oluyor? Ya yeni sürgün çıkması için uçlarını böyle bırakacaksın. Teşvik ediyorsun. Teşvik ediyorum. Bak şimdi şunları alıyorum. Şu ana gövdeden çıkanları alıyorum. Büyük gövdeden. Geliyoruz bak bunun ucuna doğru. Dur geleyim oraya ucuna. Ucundaki şu küçük filizleri bir ayıklıyorum. Şöyle. Sonra en uçtan. Gene 3 şey sayıyorum. 3 tomurcuk bırakıyorum. Şöyle. De güneşe karşı ne görüyor bu? Sen tam güneşe tutuyorsun değil mi? Yok. Güneşte değilim. Şöyle. Şöyle. Bir de çok tepeye gönderme. Çalışmak yükseğe için gitmesin. Değil mi? Toplaması vesaire sonra, için. Sonra evet. Çok yüksek olan yerleri kes. Mesela şunun, şunları şu bellerinden kes. Hmm. Korkma yani, sen ağaç ne kadar çok budanırsa o kadar iyidir. Tamam abi. Bu peki portakalla mandalinayı onun budama zamanında var mı da? Vallahi onu hiç bilmiyorum. Yaprak döktükten sonra mı yapacağız? O yani? Yaprak dökmüyor ki, nasıl dökecek? O da doğru. Hiç dökmedik yoksa. Ya onu da gene aynı şu aralarından temizleyeceksin Taner. Şöyle bak, çok
çok gül olan yerleri, hı hı, mesela şunu al, biraz ağacın ortası güneş alsın. Güneş alsın. Anladım. Şunu mesela, bunun budaması da bu. Ya buna daha şey yapacaksın, güneşlendireceksin. Güneşlendireceksin, orta kısmını açacaksın. O da geldi kaldı bak. Ya bunun mantık zaten bu ya, bunu mantıkla yaparsan. Hoppa, neyse kalsın ya. Şöyle o ortasını temizleyeceksin, açacaksın yani hava alsın. Şunları burada temizleyeceksin. Gide kadar. Bizim bir gider problemimiz var. Musluğun gideri tıkanmış durumda, mutfak musluğunu. Gene usta şahmaktansa deyip usta bulamadık. Ya bu sefer ustayla olması lazım diye düşündük. 2 ay önce falan da bir kere tıkanmıştı. Usta müsait değil. Ama şimdi usta müsait değilmiş. Ama bir fikir verdi. Değil mi? Usta verdi bu fikri. Yok, öyle mi? Bakalım. Giderin çıkışı burası. Buradan bir deneme yapacağız. Ama o şey mi? Nasıl takacağız? Şurada. Hop, hadi bakalım. Burada nasıl takacağız bir daha? Hadi bakalım. Nereden? Dolu mu? Vallahi bir yerden çıktı. Bakayım. Taner. Dur abi. Al temizle. Şunun içine gönderme ha. Sakın. İçine bir şey düşürme. Zaten düşen düşmüş. Şuradan bir su versenize. Açsana. Açayım. Açıyorum. İyice açayım mı? Aç. Evet, bu tıkanıklı buradan bilmem. Su gittiğine göre. Dur bakalım biraz gitsin. Aç aç daha yükle. Sonuna kadar. Dur. Evet, orada tıkanık olsun. Şimdi su geri gelecek. Bu lağım nerede? Nerede? Bilenler lağımın yerde olsun. Bunun çıkışı nerede bir dolar kimse bilmiyor. O aşağı doğru. Allah'a emanet. Aşağı doğru gidiyor mudur bilmiyorum. Allah biliyor. Şimdi anlaşıldı. Sorun burada. Heh, işte en güzel. Şimdi Taner bir tur galiba şey soktun, hortum soktun değil mi? Evet, anlatsana. Ya dünyalar aktı da bu şey ne derler? Bulaşık makinesi de buraya bağlı ya. Hı hı. Onun kalıntıları deterjan mı? Deterjan kalıntıları gibi. Şu an bir de böyle tövbe bismillah çok kötü kokuyor burası. Evet. Mantar sen gelme buraya. Buraya gelme. Git. Git bir dakika. Git 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 git. Git oğlum hadi. Sonra Taner şey yaptı. Gitti şu telden aldı. Ger git eli normalde bu. Dün almadığı teli bugün aldı. Evet ama tel çekmiş bulunduk. Ne kadar? Fiyatını da söyle istersen. Sağ olsun abi indirim de yapmış biraz. Bizi izliyormuş. Abi hem bizi izliyor hem komşu ya. Evet. Yani komşuymuş. Ne kadar şimdi bu tel? Artını da kullanırız biz bir yere zaten mutlaka. Evet yani herhalde. Bu tel 30 lira verdim işte ya. 1,5 kilo tel. Metresini bilmiyoruz. 1,5 kiloymuş. Kilo usulü. Tutayım mı? Yok bu şey olmasın diye, buruk olmasın diye. Anladım. Biraz açacağım. Hı hı. Şimdi yani bir tur işte ya zaten şurada yerde görünen parçacıklar Taner'in su bastıktan sonra çıkan şeyler. Mutfağa kadar hiç gelmedi bile bu su. Şimdi bakalım. Ya. Telle. Suyla temizlik güzel oluyor çünkü şey yapıyor. Parçalıyor da. Basınç hem parçalıyor yapıyor. Hem orada basınç yapıp geri aşağı doğru buraya doğru aldırıyor şimdi. Şimdi ustam nedir son durum? Yoruldum ya. Şöyle ineyim de biraz zor iniyorum ama. Heh, indim. Yani şimdi telle hortumu birleştirerek ittirdi bayağı ustam.
Yani bayağı pislik çıkarttık. Orada bir şey var olmuyor. Yarın ne bırakacağım artık yani. Bu akşam inşallah işi yoktur burayla. Yani olmasın zaten. Ha, yok ayağın canım. Sakat şey yapma, yorma kendini. Yarın. Ya, yok zaten leğene döküyoruz yani. Lavaboda leğen var. Onunla idare ediyoruz. Bir gün daha öyle idare ederiz. Yarın şöyle yapacağım. Bu hortumun şeyini içinden tel sokacağım sonuna kadar. Hı-hı. Onu hortumun ağzında böyle nasıl anlatayım sana? Şöyle bir hale getireceğim yani 3-5 başlık. Çiçek gibi açacağın gibi. Tek değil yani. Hı-hı, anladım. Hani 2-3 orayı yarın bir de hortumu böyle döndüre döndüre şey yapmaya çalışacağım. Parçalamaya çalışacağım. Olmazsa bir tur daha belki içeriden su basabiliriz giderleri tıkayıp. Hı-hı. Belki biraz açılmıştır. Çok özlemiştim zaten. Ama yarın şimdi git gel senin için de zor olur. Siz tabii hiç böyle biz bunu hiç çekmemiştik. Evet. Yani hiç bilmiyorsunuz ama biz bunu 2-3 gün üst üste 2 sefer yaptık. Bu 3. seferi böyle mutfağa sular ama basıyor. Önceki seferinde su basarak hallettik. Evet, su yani bir bastık. Bir ay önce falan gene böyle oldu. Onu su geri tepiyor. Süpürüyoruz. İşte pislikler geliyor. Onları temizliyoruz falan filan. Yani biz bunu 2-3 kere yaşadık. Bağımlılık oluştu. Evet. Hadi bakalım yarın bir kere daha. Yani biraz uğraşalım. Uğraşalım. Ama bugün ellerim de şey oldu. Bir de şimdi şunları bakayım. Yarın emek be. İşte bunları götüreyim. Yemeklerini zaten yediler. Sabahtan beri yiyorlar. Hala yiyorlar. İşçinin, emekçinin bayramı. İşte öyle. Sonra İyi tamam ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Aynen. Akşam için, soba için birazcık odun kırılacak. Evet. Onu hazırlayayım. Akşam rutinlerine aynen, geri akşam döndük. Rutinine buna da yarın bakacağız. O zaman teşekkür ederiz. Belki de video yaparız bu arada. Aynen. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Sıradan şu, bir pazar. Şu emek eller için göster bakayım. Videomuzu beğenir. Abone olursanız. Abone olursanız. Çok memnun oluruz. Görüşmek üzere.